4. bölümümüz 4 temel işlemden olan bölme. Bir sayıyı bir sayıya böldüğümüzde böldüğümüz sayı kadar eşit parçaya ayırıp onlardan bir tanesinin değerini bulmak olarak bölmeyi özetleyebiliriz. Elimizde şöyle yuvarlak bir pasta olduğunu düşünelim. Bunu 4'e bölmek demek 4 eşit parçaya ayırmak demektir. Bölme sonucunda bu parçalardan sadece bir tanesinin, bu 4 eşit parçadan bir tanesinin büyüklüğünü elde ediyoruz. Bölme işleminin farklı gösterimleri var. A bölü B arada düz bir çizgi var. Ona kesir çizgisi deniyor. Üst tarafa pay, alt tarafa payda deniyor. Veya A iki nokta üst üste B de A bölü B'nin bir gösterimi veya şöyle yan çizgide de bölme gösterilebilir. Ya da klasik bölme bu şekilde gösterilir. 6'yı 3'e bölelim. 6 sayısını 6 adet kutuyla bakın burada gösteriyoruz ve 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Dolayısıyla ikişer ikişer 3 eşit parçaya ayrılmış oluyorlar. İşte bu ikişer parçalardan bir tanesi bize bölme sonucunu veriyor. Yani 6'nın 3'e bölümündeki sonuç 2'dir. İkinci bir yol ise şudur. Bölme işlevi bir nevi çarpma işleminin tersidir. Yani 6'yı 3'e böldük. 2 elde ettik. 3'ü kaçla çarparsam 6 ederim? Yine 2 ile. Dolayısıyla şu soruyu sorarak da sonuca gidebiliriz. 3'ü ben kaçla çarparsam 6 yapar. 3'ü 2 ile çarparsam 6 yapar. O halde sonuç 2'dir. 12 bölü 4 işlemini düşünelim. Yine 12 tane 3, 6, 9, 12, 12 tane kutu var. Bunu 4 eşit parçaya ayırdığımda her bir parçada 3 kutu olur. Dolayısıyla 12 bölü 4, 3'tür. Veya ikinci yolumuzu düşünelim. 4 ile kaçı çarparsam ki çarpma işlemini biliyoruz. Yüzlerce alıştırma yaptık. 4 çarpı 3, 12 olduğu için sonuç yine 3'tür.